Teneffüs yarışmasından merhaba diyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz ve teneffüs başlıyor. Yine çok güzel ve eğlenceli bir yarışma olacak ama onun öncesinde mavi takımda ve kırmızı takımda yarışacak olan arkadaşlarımızı gelin hep beraber tanıyalım. Teneffüs. Aslen Erzurumlu olan Miraç Yıldız, yarışmaya Mehmet Akif Ersoy Bilgi Evi'nden geliyor. Oyun oynamayı ve bilgisayarda vakit geçirmeyi seven yarışmacımız, kitap okumaya da oldukça meraklı. Fen, matematik ve Türkçe alanlarında iddialı olan Miraç, ileride doktor olmak istiyor. Yarışmaya Mehmet Akif Ersoy Bilgi Evi'nden katılan Gökay Doğan, 11 yaşında. Resim yapmayı, kitap okumayı ve bisiklete binmeyi çok seviyor. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak isteyen Gökay, matematik ve Türkçe alanlarında kendine güveniyor. Yarışmaya Mehmet Akif Ersoy Bilgi Evi'nden katılan İbrahim Ümit Sezer, 11 yaşında. Spora meraklı olan Adanalı yarışmacımız, bisiklet sürmeyi ve futbol oynamayı çok seviyor. Bol bol test çözen ve matematik alanında başarılı olan İbrahim Ümit, büyüyünce doktor olmak istiyor. 12 yaşındaki Hüseyin Karlıdağ, yarışmaya Mehmet Akif Ersoy Bilgi Evi'nden katılıyor. Matematik ve Türkçe alanlarında iddialı olan Elazığlı yarışmacımız, bisiklet sürmeyi çok seviyor. Boş vakitlerini kitap okuyup, test çözerek değerlendiren Hüseyin, ileride uçak mühendisi olmak istiyor. Arkadaşlarımızı tanıdık, onlar da yerini aldılar ve hep beraber ne yapıyoruz arkadaşlarımıza? Hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Kırmızı takımla isterseniz başlayalım. Gökay ve Miraç arkadaşlarımız. Nasılsınız, iyi misiniz çocuklar? İyiyiz. İyisiniz. Gökay, boş zamanlarında neler yaparsın? Resim çizmeyi ve kitap okumayı severim. Resim çizmeyi, peki kara kalem mi yoksa böyle yağlı boya onları da çiziyor musun? Kara kalem benzeri. Kara kalem, peki. Hemen ne yapalım? Arkadaşımızla devam edelim. Miraç arkadaşımızla. Sen neler yaparsın kitap Miraç? Kitap okuyorum. Kitap okuyorsun. Ders çalışıyorum ve oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun. Hangi oyunları oynuyorsun? Bilgisayarda. Bilgisayar oyunları. Evet. Peki arkadaşlar, sizlere başarılar diliyoruz ve hemen mavi takıma dönüyoruz. Mavi takımdan İbrahim ve Hüseyin arkadaşlarımız, sizler de bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim, sen neler yaparsın? Ben boş zamanlarımda kitap okumayı, bisiklet sürmeyi, bir de ayrıyeten kurslara gitmeyi seviyorum. Aa, spor yapıyorum bir de. Peki kurslarda ne var? Hangi? Kurslarda eğitim amaçlı. Hı-hı. Ondan sonra sporla alakalı. Sporla alakalı ve eğitim amaçlı, evet, kurslara gidiyorsun. Peki çok güzel. Ve devam ediyoruz. Sıradaki arkadaşımız Hüseyin. Hüseyin'le bakalım neler yapıyor. Ben boş zamanlarımda test çözmeyi ve kitap okumayı severim. Test çözmeyi. Biraz daha böyle dersle alakalı zamanını bu şekilde geçiriyorsun, öyle mi? Evet. Peki. Peki hangi tarz kitapları seversin? Daha doğrusu polisiye. Daha çok polisiye. Peki, çok güzel. Aksiyonu seviyorsun yani. Peki, harika. Evet. O zaman da mavi takıma başarılar diliyoruz. Ve ilk bölümümüz arkadaşlar, renkli kutucuklar. Görmüş olduğunuz gibi 1'den 9'a kadar kutucuklarımız var. Her kutucukta 2 tane sorumuz var. 15 saniye süremiz var arkadaşlar. 15 saniye içinde cevap vermelisiniz. Süreniz bittikten sonra cevap verirseniz, doğru bile olsa, maalesef bizler bunu kabul edemeyeceğiz. Sizlere toplam 5 tane soru soracağız ve hepsine doğru cevap verirseniz 50 puanın sahibi olacaksınız. O zaman yarışmamıza başlayalım mı? Başlayalım. O zaman yarışmamıza renkli kutucuklarla başlıyoruz. Teneffüs renkli kutucuklarla başlıyor dedik ve hemen kırmızı takıma dönüyoruz. Bakalım arkadaşlarımız hangi kutucuğu seçecekler? 5 numara. 5. kutucuk dedi arkadaşlarımız. Peki 1. soru mu, 2. soru mu? 2. 2. soru. Bakalım sorumuz neymiş? Güneş ışınları hangi vakitte doğrusal olarak yayılır? Süreniz başladı arkadaşlar. Süremiz ilerliyor. 15 saniyemiz var demiştik. Son 5 saniyenin içindeyiz. D dedi arkadaşlarımız. Yani hepsi cevabını verdiler buradaki seçeneklerin. Bakalım doğru cevap D şıkkı mı?
bakıyoruz. Elbette doğru cevap D şıkkı. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Yarışmamıza 10 puanla başladılar. Ve sırada mavi takım. Bakalım mavi takım neler yapacak? Hangi kutuyu seçecek? 9'u seçelim. Arkadaşlarımız 9. kutucuk dedi. Peki birinci soru mu, ikinci soru mu? İkinci soru ya da birinci soru. Bir olsun. Birinci. Peki hemen bakalım neymiş sorumuz. Ülkemizde hak ve görevlerimiz hangisiyle belirlenir? Süreniz başladı arkadaşlar. B. Kanunlar. B. Kanunlar. B. Kanunlar cevabını verdi arkadaşlarımız. Bakalım doğru cevap B şıkkı mı? Bakıyoruz. Elbette doğru cevap B şıkkı, yani kanunlar. Mavi takımı da tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımız da yarışmamıza 10 puanla başladılar. Ve sırada kırmızı takım. Bakalım arkadaşlarımız hangi kutuyu seçecek? 5. Arkadaşlarımız yine 5. kutucuğu tercih ettiler. 2. soruyu sormuştuk. Sırada 1. sorumuz var. Hangisi kuvvet birimidir? Süreniz başladı arkadaşlar. B. Yani Newton cevabını verdi. Bakalım doğru cevap B şıkkı mı? Bakıyoruz. Elbette doğru cevap B şıkkı. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. 10 puan daha kazandı arkadaşlarımız. Ve sırada mavi takım. 3. Arkadaşlarımız 3 dediler. Peki birinci soru mu, ikinci soru mu? İkinci soru. İkinci soru. Bakalım sorumuz neymiş? İnsandaki parmak izi gibi kendisine özel burun izi olan hayvan hangisidir? Süreniz başladı arkadaşlar. Demek ki bir hayvanın burun izi varmış. Acaba o hayvan hangisiymiş? Süremiz ilerliyor. B dediğimiz. Son 5 saniye kalmışken arkadaşlarımız B, yani köpek cevabını verdi. Bakalım doğru cevap B şıkkı mı? Bakıyoruz. Elbette doğru cevap B şıkkı. Mavi takımı da tebrik ediyoruz. Onlar da maşallah güzel bir şekilde ilerliyor ve 10 puanın sahibi oldular. Arkadaşlar nasıl, heyecanımız var mı yoksa biraz azaldı mı? Azaldı. Evet. Devam edelim mi? Edelim. Evet. Elbette edelim. Bakalım kırmızı takım hangi kutuyu seçecek? 6. Arkadaşlarımız 6 dediler. Peki birinci soru mu, ikinci soru mu? 1. Birinci soru. Bakalım sorumuz neymiş? Kuzey Kutup bölgesinde yaşayabilen insanlara ne ad verilir? Süreniz başladı. C dedi arkadaşlarımız. Eskimo. Bakalım doğru cevap C şıkkı mı? Bakıyoruz. Elbette doğru cevap C şıkkı. Kırmızı takımı bir kez daha tebrik ediyoruz. 10 puanın sahibi oldular ve sırada mavi takım var. 8. 8 diyorum. Arkadaşlarımız 8 dediler. Peki birinci soru mu, ikinci soru mu? 1. Birinci soru. Bakalım sorumuz neymiş? Hangisi yalnız bitki hücresinde bulunur? Süreniz başladı arkadaşlar. Klorofil. A şıkkı dediler. Bakalım doğru cevap A mı? Bakıyoruz. Elbette doğru cevap A şıkkı. Mavi takımı da tebrik ediyoruz maşallah. Onlar da 10 puan kazandılar. Arkadaşlar güzel gidiyoruz, öyle değil mi? Evet. Evet, çok güzel. Evet. Bakalım devam ediyoruz. Kırmızı takımla. 1. Arkadaşlarımız birinci kutucuğu tercih ettiler. 2. İkinci soru. Yorgun kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Süreniz başladı. A. Hayır. A. Emin misiniz? C. Şimdi A mı C mi, hızlı? Denizli. Karar verin. Üçüncü şık oldu. C. C dediler. C dediler ki süremiz son anda. Yani çocuklar çok az kalmıştı. Süreniz bitiyordu. Dikkat edelim. Bakalım doğru cevap C şıkkı mı? Ve maalesef ki D olacaktı. Yani dinç olması gerekiyordu, öyle değil mi? Süremizi iyi kullanmalıyız arkadaşlarımızla, öyle değil mi? İstişare yapmalıyız birbirimizle ve hemen hızlı bir şekilde cevabımızı vermeliyiz. Olsun diyoruz. Sağlık olsun. Hiç önemli değil. Devam ediyoruz. İki. Mavi takımla. 2. Arkadaşlarımız 2 dediler. 1. Birinci soru. Bakalım sorumuz neymiş? Bayram namazı kılma ibadetinin hükmü nedir? Süreniz başladı arkadaşlar. A. A dediler, yani farz cevabını bence verdiler. C'ye. Bakalım doğru cevap A şıkkı mı?
maalesef ki C olacaktı. Öyle değil mi Vacip? Evet. Peki devam ediyoruz kırmızı takımla arkadaşlar ama moralimizi de bozmuyoruz aynı zamanda. Öğrenmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu arada son sorular onlara da dikkat edelim. Beşinci soruları soruyoruz sizlere. Ve kırmızı takım bakalım hangi kutuyu seçecek? 4. 4 dedi arkadaşlarımız. 1 olsun. Birinci soru bakalım sorumuz neymiş? Hangi ilimizin yüz ölçümü diğerlerinden azdır? Süreniz başladı arkadaşlar. C. I'dır. C. Yani I'dır cevabını verdiler. Bakalım doğru cevap C şıkkı mı? Bakıyoruz. Elbette doğru cevap C şıkkı. Kırmızı takım 10 puan daha kazanmış oldu. Ve sırada mavi takımdaki arkadaşlarımıza geldi. 7 dediğimiz. Arkadaşlarımız 7 dediler. Peki birinci soru bakalım sorumuz neymiş? 3 basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? Süreniz başladı arkadaşlar. 3 basamaklı en büyük çift sayı. A bence. A dedi arkadaşlarımız. Yani 998 cevabını verdiler. Bakalım doğru mu? Elbette doğru cevap A şıkkı. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Peki tek sayı olsaydı? Tek 999 olacaktı. Öyle değil mi? Peki çok güzel yarıştık arkadaşlar. Puanlar kazandık. Ne yapalım? Hemen puan durumunuzu öğrenelim. Öyle değil mi? Kırmızı takım 40 puan. Mavi takım 40 puanda yarışmalarını sürdürüyorlar ve sırada ekran oyunlarımız var. Bakalım arkadaşlarımız ekran oyunda neler yapacaklar? Hep beraber izliyoruz. Teneffüs. Ekran oyunlarında ilk oyunumuz eşini bul oyunumuz. Hemen arkadaşlarımıza oyunumuzu anlatalım. Arkadaşlar resimlerin eşlerini bulmaya çalışacaksınız. Toplam süreniz 90 saniye ve bu bölümden bu sefer 20 puan kazanacağız. İlk bölüme kırmızı takımla başlamıştık. Şimdi mavi takımla devam edelim. Kim gelecek mavi takımdan? Ben, Hüseyin. Evet, Hüseyin arkadaşımız gelecek. Geliyorsun Hüseyin ekranımızın önüne. Evet, ekranımıza dokunuyoruz. Biraz daha yaklaşabiliriz. Yaklaşabilirsin, evet. Dokunuyoruz ekranımıza. Ben 3'e kadar sayacağım ve oyunumuz başlayacak. 1, 2, 3 ve oyunumuz başladı. Bir kez daha hatırlatalım 90 saniye süremizin olduğunu. Ve farklı burada. Ne var arkadaşlar? Balıklar var, deniz. Evet, bir deniz atını ne yaptı arkadaşımız? Eşini buldu. Evet. Ne yapıyoruz hep? Deniz ürünleri diye tabir ettiğimiz aynı zamanda deniz canlıları değil mi? Evet. Hem balıklar hem canlılar farklı. Artık süremiz ilerliyor. Arkadaşımız bir resmin daha eşini buldu. Süremiz ilerliyor. Son 30 saniyenin içindeyiz artık. Son 20 saniye artık. Bakalım arkadaşımız. Süresi dolmadan tüm resimlerin eşlerini bulabilecek mi? Son 10 saniyenin içerisindeyiz. Son 5, 4 ve süremiz bitti derken arkadaşımız resimleri ne yaptı? Eşini buldu. Son saniyede son resminde eşini buldu. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Gelebilirsin böyle. Biraz heyecanlandık galiba. Evet. Öyle değil mi? Ama takımına 20 puanını kazandırdın. Var mıydı bu canlılardan tanıdığın, hatırladığın? Vallahi şu anda hepsini unuttum. Hepsini unuttu. Olsun, yarışmanın heyecanıyla arkadaşımız hepsini unuttu. Peki ama 20 puanı takımına kazandırdın. Seni yerine gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve sırada kırmızı takım var. Kırmızı takımdan da Miraç gelecek. Gel bakalım Miraç'ım. Bakalım Miraç takımına 20 puanı kazandırabilecek mi? Dokunuyoruz Miraç'ım.
Çok güzel. Şimdi 3'e kadar sayacağım ve oyunumuzu başlatacağız. 1, 2, 3 ve oyunumuz başladı. Resimlerin, çocuklar tabii doğal olarak yerleri değişiyor her seferinde. Evet, arkadaşımız bir resmin eşini buldu. Bakalım. Hüseyin gibi süresi dolmadan arkadaşımız tüm resimlerin eşlerini bulacak mı? Ve takımına 20 puanı kazandıracak mı? Evet, çok güzel. Son 50 saniyenin içerisindeyiz artık. Arkadaşımız da maşallah güzel bir şekilde ilerliyor. Resimlerin eşlerini buluyor. Evet, bir resmin daha eşini buldu arkadaşımız. Son 30 saniyenin içindeyiz artık. Evet. Son 20 saniye derken arkadaşımız süresi dolmadan resimlerin eşlerini buldu ve takımına 20 puanını kazandırdı. Tebrik ediyoruz seni de Miraç. Nasıldı oyunumuz? İyiydi. İyiydi, öyle değil mi? Kolaydı, biraz da kolaydı. Peki senin hatırladığın bir resim var mı buradan? O canlılardan. Sen de mi unuttun? Peki. Evet. Çok güzel. Evet, tebrik ediyoruz seni de. Teşekkür ederim. Evet, yerine gönderiyoruz ve eşini bul oyununu bu şekilde bitirmiş olduk. İki takım da 20 puan kazanmış oldu. Sırada gölgesini bul oyunumuz var. Bakalım arkadaşlarımız gölgesini bul oyununda neler yapacak? Hep beraber izliyoruz. Sıradaki oyunumuz gölgesini bul dedik ve hemen ne yapıyoruz? Arkadaşlarımıza dönüyoruz. Biraz önce mavi takımla başlamıştık. İsterseniz şimdi kırmızı takımla başlayalım ama onun öncesinde hemen kısa bir şekilde anlatalım oyunumuzu. Gölgesini bul isminden de anlaşılacağı gibi resimlerimizin gölgesini bulmaya çalışacağız. Yine süremiz 90 saniye ve bu bölümden de eğer başarılı bir şekilde çıkarsak yarışmamızda 20 puan kazanacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Başlayalım mı? Başlayalım. Kırmızı takımdan Gökay gelecek, öyle değil mi? Evet, geliyorsun Gökay'cığım. Ekranımıza dokunuyoruz. Sağ alt köşede okumuz var. Çok güzel. Ona bastık. Resimler karışıyor ve süremiz başladı. Evet, çok güzel. Bakalım arkadaşımız resimlerin gölgesini bulabilecek mi derken hızlı bir şekilde ne yapıyor arkadaşımız? Resimlerin gölgesini buluyor. Artık son 55 saniyenin içindeyiz. Arkadaşımız kalan 4 resminle bakalım eşini bulabilecek mi derken çok rahat bir şekilde. Evet, resimlerin gölgesini buldu. 40 saniye kala. Evet, gelebilirsin böyle Gökay'cığım. Çok güzel, nasıldı oyunumuz? İyiydi, eğlenceliydi. İyiydi, eğlenceliydi. Farklı neler vardı burada? Uzay araçları falan vardı. Taşıtlar vardı, aynı zamanda araçlar vardı. Peki şöyle yapalım, sen hiç uzaya gitmeyi düşündün mü? Hayır. Hiç düşünmedin mi? Yok. Acaba nasıl olurdu oraya gitmek? Öyle değil mi? Keyifli mi olurdu? Heyecanlı mı olurdu? Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz takımına. 20 puanını kazandırdın ve sırada mavi takım var. Mavi takımdan da İbrahim gelecek. Öyle değil mi bu oyunumuza? Evet, geliyorsun İbrahim. Ekranımıza, önüne çok güzel ok tuşuna basıyoruz. Resimlerimiz karışacak ve süremiz başladı. Evet, arkadaşımız ilk resmin gölgesini buldu. Dikkatli bir şekilde. Karışmasını sürdürüyor arkadaşımız.
Son 55 saniyenin içindeyiz. Son 40 saniye. Ve İbrahim de son resmin evet gölgesini buldu. 21 saniye kala ve arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. O da takımına 20 puanı kazandırdı. Peki şöyle yapalım, deniz yolculuğuna çıkmış mıydın daha Hayır, önceden? Hiç çıkmamıştım. Mı? Peki bir vapura bindin mi? Hayır. Binmedin ama çok eğlenceli. Ama tekneye binmiştim. Aa, tekneye binmiştin. Evet. Çok güzel. Neredeydi? Hatırlıyor musun? Adana'daydı. Adana'da bir tekneye bindin. Evet. Evet, çok güzel. Tebrik ediyoruz seni. Takımına 20 puanı kazandırdın. Ve ne yapıyoruz? Arkadaşımızı yerine gönderiyoruz. Hemen puan durumunu öğrenelim mi? Evet. Öğrenelim. Evet. Kırmızı takım 80 puan. Mavi takım 80 puan. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Eşitlik var. Bakalım oyun alanında neler yapacaklar? Hangi oyunları oynayacaklar? Hep beraber izliyoruz. Teneffüs. Teneffüste oyun alanındayız ve ilk oyunumuz denge oyunu. Hemen arkadaşlarımız için oyunumuzu bir kez daha anlatalım. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi denge çubuklarımız var. Arkadaşımızın dengesini bu denge çubuklarıyla bozmaya çalışacağız. Denge çubuğumuz ya da ayağımız yere değerse puan kaybı yaşayacağız. İttirirken, yani arkadaşımızın dengesini bozarken kafamıza ya da yüzümüze ne yapmıyoruz? Denge çubuğunu hiçbir şekilde evet vurmuyoruz. Peki hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Başlayalım mı oyunumuza? Başlayalım. Başlayalım. Bakalım denge oyununda arkadaşlarımız neler yapacak? Hep beraber izliyoruz. Kırmızı takımdan Gökay ve mavi takımdan Hüseyin yerlerini aldılar ve oyunumuzu başlatacağız. Evet arkadaşlar, birbirimize karşı duruşumuzu alalım. 3'ten geriye doğru sayacağız. 3, 2, 1 ve oyunumuz başladı. Oyunumuz başladı ve kırmızı takımın dengesi bozuldu ve mavi takım 1-0 öne geçti. Üç, iki, bir ve oyunumuz başladı. Oyunumuz başladı derken kırmızı takımın yine dengesi bozuldu ve mavi takım 2-0 öne geçti. Biraz daha mücadele edelim diyoruz arkadaşlarımıza ve kırmızı takım ne yapmalı? Biraz daha dikkatli olmalı çünkü 3 yapan ne yapacak? 25 puanın sahibi olacak. 3, 2, 1 ve oyunumuz başladı. Oyunumuz başladı ve kırmızı takımın tekrar dengesi bozuldu ve mavi takım 3-0 yaparak 25 puanın sahibi oldu. Teneffüs. Kırmızı takımdan Miraç ve mavi takımdan İbrahim de yerlerini aldılar. Şimdi arkadaşlarımız duruşlarını alacaklar ve bizler oyunumuzu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyunumuz başladı. Oyunumuz başladı arkadaşlarımız ve kırmızı takımın dengesi bozuldu ve mavi takım 1-0 öne geçti. Üç, iki, bir ve oyunumuz başladı. Bakalım arkadaşlarımız neler yapacak. Ve mavi takımın dengesi bozuldu. Kırmızı takım eşitliği sağladı. Durum 1-1 oldu. Üç yapan 25 puanın sahibi olacak demiştik. Devam ediyoruz. Üç, iki, bir ve oyunumuz başladı. Başladı. Kırmızı takım, mavi takım güzel bir şekilde yarışıyorlar. Ve mavi takımın dengesi bozuluyor. Kırmızı takım 2-1 öne geçiyor. Üç, iki, bir ve oyun başladı.
Evet, yüzümüze çok fazla vurmuyoruz. Ve mavi takımın dengesi bozuluyor. Kırmızı takım 3-1 yaparak 25 puanın sahibi oluyor. Denge oyununun sonunda iki takım da 25 puan aldı ve hemen puan durumunu öğreniyoruz. Kırmızı takım 105 puanda, mavi takım 105 puanda eşitlik devam ediyor. Bakalım balon patlatma oyununda arkadaşlarımız neler yapacak, hep beraber izliyoruz. Sıradaki oyunumuz balon patlatma oyunu. Arkadaşlarımız burada 25 puan için yarışacaklar. Mavi takımdan Hüseyin ve kırmızı takımdan Gökay. Arkadaşlarımıza soralım. 25 tane balonumuz var. Hüseyin. Evet. Sence kaç tane balon patlatırsın sen? 60 saniye süremiz var. Bir. Bir mi? Evet. 60 saniyede bir tane balon mu? Evet. Evet, bakalım kırmızı takımdan Gökay arkadaşımız kaç diyecek? 10. 10 tane falan, evet, biraz daha gerçekçi baktık, öyle değil mi Gökay? 10 balon patlatabilirim diyorsun ama emin ol biraz daha fazla patlatacaksın, buna inan, tamam mı? İsterseniz hemen kurallarımızı anlatalım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki dartlarımızı hemen hızlı bir şekilde alacağız. Süremiz başlayınca bunu ne yapalım, hemen kenara koyalım ki bize engel olmasın. Atışlarımızı çocuklar bu bölümden yapacağız. Eğer atışlarımızı yaparken ayağımızı şu şekilde taşırırsak ya da yere basarsak, balonu patlatsak bile bunu sayamayacağız maalesef. O yüzden nizami bir şekilde atışlarımızı yapmalıyız. Dartlarımızı attık, bitti. Hızlı bir şekilde panodaysa dartlarımız panodan, yerdeyse yerden hızlı bir şekilde alıyoruz. Tekrar başlangıç noktasına geliyoruz ve buradan atışlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Süremiz 60 saniye. 60 saniye boyunca en fazla balonu patlatan takım 25 puanın sahibi olacak. Peki hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım diyor arkadaşlarımız. Bakalım neler yapacaklar? Hangi takım daha fazla balon patlatacak ve 25 puanın sahibi olacak? Hep beraber izliyoruz. Kırmızı takımdan Gökay yerini aldı. Arkadaşımıza soruyoruz şimdi. Hazır mısın Gökay? Hazırım. Arkadaşımız hazır olduğunu söyledi. Biz de 3'ten geriye doğru sayacağız ve oyunumuzu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyunumuz başladı. Evet, oyunumuz başladı. Kırmızı bölümden atacağız atışlarımızı. Dartların hepsini eline alabilirsin. O şekilde atışlarını da yapabilirsin. Süremizi iyi kullanmış oluruz. Evet, hemen hızlı bir şekilde arkadaşımız atmış olduğu dartları alacak ve atışlarına devam edecek. O boşa gitti. Ve o atışımız da boşa gitti. Yine arkadaşımız hızlı bir şekilde atmış olduğu dartları topluyor ve artık son 20 saniyenin içerisindeyiz. Süremiz ilerliyor. Boşa. Onu patlattı. Son 10 saniyenin içindeyiz artık. Evet, hızlı bir şekilde yine arkadaşımız. Bakalım neler yapacak. Süremiz azalıyor. Ve süremiz bitti. Süremiz bitti. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Son atışı sayamayabiliriz. Ona bakacağız. Bakalım mavi takımdan Hüseyin arkadaşımız neler yapacak. Hep beraber izliyoruz. Mavi takımdan Hüseyin arkadaşımız da yerini aldı. Hemen soralım. Hazır mısın Hüseyin? Hazırım. Arkadaşımız hazır. Biz de 3'ten geriye doğru sayacağız ve oyunumuzu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyun başladı. Oyun başladı. Bakalım arkadaşımız neler yapacak? Üçüncü atış da başarılı. Ve devam ediyoruz. Şimdi arkadaşımız dartlarını topluyor hızlı bir şekilde. Güzel bir şekilde atışlarını yaptı arkadaşımız. Ve devam ediyoruz. O dışarı gitti. Devam ediyoruz. Süremiz ilerliyor. Son 20 saniyenin içerisindeyiz. Bir arkadaşımız maşallah neredeyse attığını vuruyor gibi. Artık son 10 saniyenin içerisindeyiz. Güzel, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Süren bitmedi.
Ve süren şimdi bitti. Evet, süren şimdi bitti. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bakalım hangi takım 25 puanın sahibi? Hep beraber izliyoruz. Çok güzel bir oyun oldu. Arkadaşlarımız güzel bir şekilde yarışmalarını tamamladılar. Ve hemen mavi takıma dönüyoruz. Hüseyin arkadaşımız bir dedi. Çok mütevazi davrandı. Ama kaç tane balon patlattı arkadaşımız? 14 tane balon patlattı. Ve bu bölüme kadar en fazla balon patlatan arkadaşımız da Hüseyin olmuş oldu. Böylelikle tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Ve sırada kırmızı takımda arkadaşımız var. Gökay da toplamda 10 tane balon patlattı. Ve böylelikle 25 puanın sahibi mavi takım oldu. Onları tebrik ediyoruz. Mavi takım böylelikle 130 puana yükseldi. Kırmızı takım ise 105 puanla kaldı. Sırada top üfleme oyunumuz var. Bakalım arkadaşlarımız burada neler yapacak? Hep beraber izliyoruz. Sıradaki oyunumuz top üfleme oyunu ve arkadaşlarımız yine 25 puan için mücadele gösterecekler ve yarışacaklar. Arkadaşlar hemen her zamanki gibi oyunumuzun kurallarını anlatıyoruz. 90 saniyemiz var. 90 saniye boyunca topumuzu başlangıç noktasına koyacağız ve pipet yardımıyla arkadaşlar bu topu üfleyeceğiz. Top kutunun içine gelirse bizim için çok güzel. Harika, çünkü oyunun sonunda en fazla topu kendi kutusunda biriktiren takım 25 puanın sahibi olacak. Top bir yere düştü, hiç önemli değil, ne yapıyoruz? Tekrar yeni bir top alıyoruz ve pipet yardımıyla ne yapıyoruz? Topu tekrar üfleyerek kutunun içine koymaya çalışıyoruz. Peki arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız. Başlayalım mı oyunumuza? Başlayalım. Evet, oyunumuza başlıyoruz. Bakalım arkadaşlarımız neler yapacak ve 25 puanın sahibi hangi takım olacak? Hep beraber izliyoruz. Mavi takımdan İbrahim ve kırmızı takımdan Miraç yerlerinde hazırlar ve onlara son kez soruyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Evet, arkadaşlarımız da hazır. 3'ten geriye doğru sayacağız ve oyunumuzu başlatacağız. 3, 2, 1, oyun başlasın. Evet, oyunumuz başladı. Bakalım arkadaşlarımız neler yapacaklar. Evet, mavi takım topu kutusuna girdi. Ve kırmızı takım da aynı şekilde. Başarılı bir şekilde. Evet, süremiz ilerliyor. Bakalım arkadaşlarımız neler yapacaklar. Hepimiz heyecanlı bir şekilde yarışmamızı izliyoruz. Evet, enteresan bir şekilde mavi topun kutuya girdiğini görüyoruz. Devam ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Süremiz ilerliyor. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, son 10 saniyenin içerisindeyiz artık. Bakalım 25 puan hangi takımda olacak? Ve süremiz bitti. Evet, süremiz bitti. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bakalım hangi takım 25 puanın sahibi? Hep beraber izliyoruz. Top üfleme oyununu da bitirdik ve hemen kırmızı takıma dönüyoruz. Kırmızı takım 6 tane topu kutusuna başarılı bir şekilde ulaştırdı. Mavi takım ise 7 tane topu başarılı bir şekilde kutusuna ulaştırdı ve 25 puanın sahibi mavi takım oldu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Hemen puan durumuna bakalım. Mavi takım 155 puan oldu. Kırmızı takım ise 105 puanda kaldı ve sırada final oyunumuz var. Final oyunu çok heyecanlı, çünkü 50 puan kazanacak arkadaşlarımız, ya beraberlik olacak ya da bir takım galip gelecek, o da eğer kazanırsa mavi takım olacak. Heyecanlıyız, bakalım neler olacak, hep beraber izliyoruz. Teneffüs.
Sıra geldi final oyununa. Çok heyecanlıyız çünkü bu oyunun kazanan takım ya birinci olacak ya da berabere bitireceğiz bu bölümü. Hemen Hüseyin'e dönüyoruz bakalım. Hüseyin, heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. Heyecanlısın, öyle değil mi? Çünkü bu bölüm bizim için çok önemli. Hemen dönüyoruz Gökay'a bakalım. Gökay neler hissediyor? Çok heyecanlıyım. Sen de çok heyecanlısın. Peki o zaman başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım. Başlayalım. Final oyunu başlıyor. Bakalım arkadaşlarımız neler yapacak? Hep beraber izliyoruz. Arkadaşlarımız yerini aldılar. 60 saniyemiz var. 60 saniye sonunda önemli olan orada kaç tane topun dengede durduğu. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. Arkadaşlarımız hazır ve final oyununu 3'ten geriye doğru sayarak başlatacağız. 3 2 1 ve oyunumuz başladı. Oyunumuz başladı. Hepimiz heyecanlı bir şekilde arkadaşlarımızın oyununu izliyoruz. Süreniz bittiğinde toplarınızı kontrol ederek devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlarımız dikkatli bir şekilde ilerliyor. Evet, bir tane topumuz düştü, hiç önemli değil derken kırmızı takımdaki arkadaşımızın da topları düştü. Evet, mavi takım daki arkadaşımız toplarını dengede tutarak bekliyor. Heyecanlanmayalım, daha sakin olalım. Ve evet, son artık iki tane topumuz gibi son 5 saniyenin içindeyiz. Neler olacak, heyecanlıyız. Ve süremiz bitti. Süremiz bitti. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve bakalım neler olmuş, hep beraber izliyoruz. Teneffüs. Final oyununu da oynadık ve kırmızı takımın toplarına bakıyoruz. Tüm toplar dengede bir şekilde duruyor. Aynı şekilde mavi takım da tüm toplarını dengede tuttu ve 50 puanın sahibi mavi takım oldu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. 205 puanla bu bölümün birincisi oldular. Kırmızı takım ise 155 puanla kaldılar. Arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkardılar. Son olarak hemen kazanan takımla başlayalım. Bakalım arkadaşlarımız neler söyleyecekler. Hep beraber dinleyelim bakalım. Neler söylemek istersiniz arkadaşlar? Güzel bir yarışmaydı. Öyle evet. Değil mi? Eğlendiniz mi? Evet, eğlendik. Çok eğlendik. Çok eğlendiniz. Peki sevdiğiniz bir oyun var mıydı? Evet. Sevdiğimiz oyun vardı. Hangisiydi? O üfleme oyunu. Top üfleme top oyunu. Çok güzel. Peki kırmızı takımdaki arkadaşlarımıza bir şey söylemek ister misin? Tebrik ediyoruz. Öyle değil mi? Tebrik ediyoruz. Onlar da güzel bir şekilde yarıştılar. Biz de sizleri tebrik ediyoruz. Hemen kırmızı takımdaki arkadaşlarımıza dönelim. Bakalım onlar neler söyleyecek. Başta berabere gittik, sonra evet. Sonradan dağıldık. Hı hı. Ama onlar kazandı, tebrik ediyoruz. Evet, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Peki sizlerin sevdiği bir oyun oldu mu yarışmamızda? En baştaki bilgi yarışması. Bilgi yarışması, renkli kutucuklar, evet. Başka? Başka. Onlar, bir de top üfleme. Top üfleme. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sizleri tanıdığımız için çok mutlu olduk. Ayağınıza sağlık diyoruz ve ekran başındaki arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Oyun, eğlence, yarışma burada. Hadi sen de katıl artık.